EYT'nin bir hukuki yönü var. Yani eşit vatandaşlık ilkesi ve kurallara aynı şartla da muhatap olma açısından bir adalet sorunu evet. Onu görmemiz lazım. İkincisi de ekonomik boyutu var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde Türkiye'de çok geniş toplum kesimlerinin muhatap olduğu çok ciddi bir soruna karşı karşıyayız demektir. Gelecek Partisi olarak EYT dernekleriyle uzun toplantılar yaptık. Fark ettiğimiz ana unsurlardan birisi gerçekten EYT çerçevesinde ne kadar insanımızın ne şekilde mağdur edildiği konusunda bir sağlam bir envanter dahi yok. Bu bağlamda EYT dernekleriyle yaptığımız çalışmalar önce iyi bir envanter çalışması yapılması sonra da EYT sorunu mutlaka adalet ve ekonomik haklar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da bir model geliştirdik. Bu modeli EYT derneklerinin de belli ölçülerde müzakere ettik. Kesinlikle bir Gelecek Partisi iktidarında EYT sorununu kökten çözecek bir modelle müdahalede bulunacağız inşallah.